Tekrardan merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe kelimenin tam anlamıyla dolu dizgin gidiyor. Son haftalarda üst üste aldığı olumlu sonuçlar sonrasında aslında camiada İsmail Kartal'la ilgili de farklı görüşler oluşmaya başladı. Acaba İsmail Kartal kalsa mı düşüncesi de ön plana çıkmaya başladı ama Başkan Ali Koç'un son açıklamaları bunu desteklemiyor. Yani İsmail Kartal'ın kalacağı ile ilgili bir destek yok. Ayrıca Kayserispor karşısında elde edilen 4-0'lık galibiyet sonrası İsmail Kartal'ın da ikinci adam olmayacağını açıklaması açıkçası bir anlamda Fenerbahçe'de bir teknik direktör meselesinin yine ön planda olacağını gösteriyor. Ya İsmail Kartal'la devam edeceksiniz ya İsmail Kartal'sız yola devam edeceksiniz görüşünün ortaya çıktığını söyleyebilirim. Evet, Ali Koç'un açıklamalarından başlayacağız ama şöyle birkaç tane başlık iletmek istiyorum. Ali Koç'un takip ediliyor dediği 5-6 oyuncu var. Kim o oyuncular? Onlarla ilgili bilgi aktarımını yapacağım. Bileti kesilen oyuncular da var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye İspanya'dan dünya çapında bir sol bek transferi, daha doğrusu iki tane sol bek transferiyle ilgili iddia var. Onları ortaya koyacağız ki bir tanesi gerçekten de bir dünya yıldızı. Santrofor transferinde gözler 3 oyuncuya çevrildi. Ondan da bahsedeceğiz. Tabii bu noktada bazı konuları şöyle vurgulamak lazım. Bu haberlerin bir kısmı da yurt dışı kaynaklı. Malum Fenerbahçe bu işleri daha gizli bir şekilde yürüttüğü için biz de yurt dışı kaynaklarına da yönelmek zorunda kalıyoruz, onu da söyleyelim. Ve merkez orta saha transferinde iki önemli isimden bahsedeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusuna mı ihtiyacı var? Evet, Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması, gidiyor mu kalıyor mu tartışması, arkasından Ozan Tufan'la ilgili gelişme ve Fenerbahçe'nin özellikle 5-6 oyuncusunun Avrupa'dan sürekli takip ediliyor olması da işin başka bir noktası. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama öncelikle oradan başlayalım isterseniz. Teknik direktör konusunda 2-3 aday var demişti. O adaylar kimler? Onları da sizlerle paylaşacağız. Ve Ali Koç'un futbolcularımız takip ediliyor. Teklifler olacak, bekliyoruz. 5-6 oyuncumuz var. Bunlar içerisinden maddi şartları düzeltmek için bazılarını gönderebiliriz ya da bir iki tanesini gönderebiliriz diye bir sözü var ki bu da açıkçası sezon sonunda gidecekler ve gelecekler olduğunun bir göstergesi diyebiliriz. Öyle bakabiliriz. Şimdi teknik direktör konusunda konuşulan isimler var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. İşte Marcelo Bielsa'ydı, Jorge Jesus'tu, Joachim Löw'dü, Niko Kovac'tı. Birçok isimden bahsedilmeye başlandı yine. Ama şu anda hala en öndeki ismin Joachim Löw olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Löw'le görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama Löw olur mu derseniz, Fenerbahçe'nin biraz maddi olarak fedakarlık yapması lazım. Nitekim başkan da buna benzer bir cümle sarf etti. Yani bütçe olarak yabancı teknik adamlara ulaşmak konusunda sıkıntı yaşadığını söylemişti. Ama bakalım bu nokta nereye varacak. Ama hala en öndeki ismin Joachim Löw olduğundan bahsedelim. Şimdi devam edelim. Bir kere şunu da söyleyelim. Bileti kesilen oyuncular dedik. Bir onlara bakalım isterseniz. Kimlerin bileti kesildi? Net bir şekilde sezon sonunda veda edilecek isimler Sosa, Berke Özer, Nazım Sangare ve Gustavo ile sezon sonunda şartlar uygun olursa vedalaşılacak. Yeni teknik direktöre bırakılan isimler arasında da Ozan, Tisseran, Berisha, Novak, Rossi gibi isimler de yeni teknik direktöre bırakılacak. Ha, bu noktada
Şunu söyleyebiliriz. Rossi'nin son haftalardaki performansının çok çok iyi olması da Rossi'nin kalıcı oyuncu olacağı konusunda da bir görüşün ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dedik ki bazı oyunculara teklifler var. Dedik o oyuncular kimler? Önce ondan bahsedelim. İspanya'dan müthiş bir sol bek transferi haberi geldi. Onu söyleyeceğim. Ve transferde santrofor bölgesinde oyuncular var ve orta alanda çok önemli iki tane oyuncu var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle yine takım içerisinden teklif alan, hani dedik ya 5-6 tane teklif. Kim bu 5-6 teklifi alan oyuncular? Onları sayalım. Belki bazıları sizin için sürpriz olabilir. Valencia evet. Zalai, Kim Min-jae, zaten Kim Min-jae ile Zalai'yi bekliyordunuz. Serdar Dursun var teklif alan ya da daha doğrusu takip edilen oyuncular arasında. Crespo var ve Altay var. Bu 6 oyuncunun Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiğini söyleyebilirim. Bunlara yenileri de eklenebilir ama genel anlamda bu isimler olduğunu söyleyelim. Peki Fenerbahçe ne tür bir transfer politikası izleyecek onu da söyleyelim. Eğer Altay giderse kaleye bir oyuncu ya da gitmese de yanına bir oyuncu. Bir bek ki o Sinan Bolat olma ihtimali var. Bir bek hatta iki bek. Hadi onların isimlerini de söyleyeyim. Sağ beke Mert Müldür konusunda ciddi bir isteği var Fenerbahçe'nin ama Mert Müldür'ü hepinizin de bildiği gibi hemen hemen bütün takımlarda istiyor. Onu da vurgulamamız lazım. Kanat oyuncusuna, kanat bölgesine bir transfer. Daha önce gündeme gelmişti ismi. Bir kez daha ismini söyleyelim. Roland Zalai isminden bahsedelim. Freiburg'un 24 yaşındaki oyuncusu. Neden bu oyuncunun daha çok ismi gündeme geliyor? Hemen onu da söyleyelim. Fenerbahçe biliyorsunuz Rogon şirketiyle bir yakınlığı var. Yani Rogon şirketinden oyuncuları daha kolayca transfer ediyor. Yani bunu bir olumsuzluk olarak söylemiyorum. Ve bu oyuncu da Rogon şirketinin oyuncusu, bir kanat oyuncusu, Freiburg'un oyuncusu. Sol bek konusuna geçeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Orta saha ve forvet dedik. Bek konusunda bir sağ bekten bahsettik. Sol bek konusuna da temas edeceğim şimdi. Sol bek konusunda herkesin yazdığı, kamuoyunun yazdığı bir isim var. Evren Eren Elmalı ismini zaten herkes yazıyor. Bütün takımlara da yazılıyor. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama şu anda Evren Eren Elmalı konusu tamamen bir boşlukta. Onu söyleyelim. Peki sol bek olarak ismi gündeme gelen oyuncu kim dedik? Bir dünya yıldızından bahsedeceğiz. Yine İspanya kaynaklı bir haber, bir başka oyuncudan daha bahsedeceğiz, onu da söyleyelim. Şimdi öncelikle şuradan devam edelim. Hadi o isimleri de söyleyelim size. Birinci isim belki çok parlak kariyerli bir isim değil, genç bir isim. Adria Pedrosa isimlerden bir tanesi, sol bek. 9 milyon euro gibi bir bedeli var. 29 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu. Bu gerçekten de gelişmeye açık önemli bir oyuncu. Ama diğeri İspanyol basınının tamamen yazdığı bir haberden yola çıkarak söylüyoruz. Tıpkı Roberto Carlos gibi o da Fenerbahçe'ye gelecek diye haber ürettiler. Marcelo'dan bahsediyoruz. Sözden sonunda sözleşmesi bitiyor. 34 yaşında Real Madridli oyuncu. Tabii çok çok klas, çok özel bir oyuncu. Peki gelir mi derseniz sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ama şunu söyleyeyim. Gerçi Roberto Carlos'ta da gelmez derken gelmişti. Ama o günkü şartlarla bugünkü şartlar çok farklı. Şöyle söyleyebilirim. Yani imza parası ve maaş bütçesi konusunda belli bir çizgiye gelinirse neden olmasın, yani sezonun en önemli ismi, transfer ismi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen buradan orta sahaya geçeceğim. Önce orta sahaya geçeyim isterseniz. İki tane isim var. Elneny ismi yine Fenerbahçe'ye de yazılmaya başlandı. İngiliz basını Elneny'yi Fenerbahçe'ye de yazmaya başladı ama artık Beşiktaş'a da yazılıyor biliyorsunuz. Galatasaray'a da yazılıyor.
böyle bir durum söz konusu. Onun için El Neni konusunu bir anlamda böyle geçiştirelim ama bu kez İtalyan basını çok enteresan bir bilgi verdi. Bir merkez orta saha oyuncusu Morten Thorsby'den bahsedelim. Sampdoria'nın oyuncusu 25 yaşında 30 maç 3 gol 1 asistle oynadı. Ama 2023'te sözleşmesi bitiyor. Böyle bir oyuncuyu almak çok kolay olmayacaktır. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir isteği olduğunu vurgulayalım. Çünkü İtalyan basını da bu noktada haberler yapmaya başladı. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi santrofor bölgesine geldiğimizde bir önemli noktayı ekleyelim. Serdar Dursun, pek çok kişi onu Fenerbahçe'nin ikinci santroforu gibi ya da oynamaz gibi düşünürken bir anda İsmail Hoca ile birlikte şaha kalktı ve İtalya'dan iki takım Serdar Dursun'u istiyor. Bu Fenerbahçe'deki performansına dayalı bir iş değil. Neden istiyor? 4 tane milli maç oynadı. Toplam 75 dakika görev aldı ve 3 tane golü var ki müthiş bir performans sergiliyor 29 yaşındaki oyuncu. Onun için de böyle bir durum söz konusu. Yani gündemdeki isimlerden, transfer gündemindeki isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim santrofor bölgesine. Çünkü sol bekte söyledik, sol beki söyledik, sağ bek alternatifini söyledik, bir kanat söyledik, orta sahaları söyledik. Peki forvette kimler var? Hangi isimler var? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki Vedat Muriç'i, her zaman Vedat Muriç'in dönüşünü Fenerbahçe istiyor. Ama bu arada bir yerli santrafor olarak 7+4 nedeniyle Umut Bozok da Fenerbahçe için yazılmaya başlandı. Temas var mı? Görüşme var mı? Net bir şekilde bir cümle söylemem mümkün değil. İstihbaratını almış değilim. Ama Fenerbahçe'nin bu konuda devreye girdiği söyleniyor ki ihtiyaç var mı? Bence biraz tartışmalı bir isim. Bu noktada iki tane isimden bahsetmek istiyorum. Önemli iki tane isim. Bunlardan bahsedeyim isterseniz. Bir tanesi Divock Origi. Bu da İngiliz basınının haberi. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Belçikalı milli oyuncunun Liverpool'da yani 3 yıllık sözleşme istiyor ve bir imza parası istiyor. Olasılıkları çok yüksek olur mu? Çok net cümleler kurabilmek mümkün değil, öyle söyleyeyim. Bir başka önemli isimden bahsedelim. O da İtalya'dan gelen bilgi. Andrea Belotti'den bahsediyoruz. Torino'nun oyuncusu 28 yaşında. Onun da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asisti, bir asisti var. İtalya milli takımında da 42 kez oynayıp 12 gol attı. Değeri çok yüksek, 28 milyon euro gibi bir değeri var ama sezon sonu sözleşmesinin bitmesi belki de bir yeni maceraya atılması açısından önemli olabilir. Bu arada atlamayalım çünkü önümdeki bilgiler çerçevesinde atlamış olabilirim. Valencia'ya da teklif olduğunu baştan söylemiştim. Menajeri Gonzalo Vargas'ın açıklaması var. Diyor ki MLS'ten ve Brezilya'dan teklifler var. Ama biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bu da Fenerbahçe ile bağlarının kopacağı gibi bir intiba oluşturuyor. 2023'e kadar sözleşmesi var. Ya Fenerbahçe bir sene daha oynatacak, boşa çıkaracak ya da sezon sonunda göndererek bir miktar para kazanmış olacak. Evet, genel bilgileri aktarmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündemi gerçekten çok yoğun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.